Herkese merhaba değerli takipçilerimiz, yeni bir tamir videosu ile beraberiz. Kanalımızı takip eden takipçilerimizden biri bir kaynak makinesi göndermiş. Makine çıkışta hiçbir şekilde voltaj vermiyor, kaynak yapmıyor. Fakat enerji verdiğim anda ön tarafta bulunan ışıklarım yanıyor. Bunların da ne anlama geldiğini birazdan söyleyeceğim. Öncelikle bir makineye seri ampul üzerinden enerji uygulayıp durumunu gözlemleyelim. Kablo bağlantım yapılı. Düğmemi açtığım anda seri ampulüm anlık olarak kuvvetli bir şekilde yandı ve söndü. Bunun anlamı da girişte yer alan büyük kondansatörlerin, blok kondansatörlerin şu kısımda bir tanesinin köşesi gözüküyor. Şarj olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani girişte köprü diyot, kondansatör grubunda herhangi bir problem olmadığını gösteriyor. Ardından makinenin ön yüzüne baktığımız zaman burada 35 değerini görüyoruz, akım değeri. Bunu potu çevirdiğim zaman arttırıp azaltabiliyorum. Buradaki lojik kısımda da herhangi bir problem yok. Potum sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Yine burada voltaj görmemiz, ışığın yanması sürücü katımıza düşük voltajın işte 12 volt olur, 24 volt olur artık makinenin yapısına göre bu şekilde bir voltajın sürücü katına ulaştığını göstermekte. Yani şöyle göstermek istiyorum. Şu kısımda yer alan SMPS trafomuz, burada bir tane link switch entegremiz, bunlar sağlıklı bir şekilde çalışıyor ki burada biz ışık görebiliyoruz arkadaşlar. Ön panelde hem ekranımız geliyor hem ledlerimiz yanıyor. Geriye birkaç ihtimal kalıyor. Nedir abi bunlar? Burada sürücü katında bir arıza olabilir. Ardından şu kısımda bir tane IGBT ya da MOSFET tam üzerine okumadım. Anahtarlama ekipmanım var. Hemen şöyle gösterelim. Yan tarafında da diğeri var arkadaşlar. Bu iki anahtarlama ekipmanıyla bu ortada yer alan SMPS trafomuz sürülmekte. Bu anahtarlama ekipmanlarında bir problem olabilir. Bobinde çok fazla sıkıntı olmaz. Burada kuplaj kondansatörlerini görüyoruz. Bunlar da bir sıkıntı olabilir. Fakat bunların sıkıntısı biraz farklı bir sonuca yol açar arkadaşlar. Özellikle kaynak esnasında ortaya çıkar. Yeterli akım sağlayamama gibi. Tam şu kısımda, yani çok fazla söküp dağıtmak istemiyorum fakat fareyle göstereyim. 2 adet çıkış diyotumuz var. Hemen şu kısımda bunların yan tarafında da 4 bacaklı bir tane köprü diyotumuz var arkadaşlar. Tek bir kılıfta yer alan köprü diyot. Zaten köprü diyot kısmını kontrol etmemize gerek yok. Dediğim gibi ya IGBT'ler ya sürücü katı ya da çıkış katında bir problem olduğu için makinenin çıkışından voltaj alamıyoruz. Buraları sırayla kontrol edeceğiz. PCB Bey uzun bir süredir kanalımıza sponsor olmakta. Verdikleri hizmetlere göz atalım. İhtiyacınız olduğu zaman devre kartı üretimi, devre kartı montajı, CNC makine hizmetleri ve 3 boyutlu yazdırma hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca kendi tasarlamış olduğunuz projeleri PCBay Plus üzerinde paylaşarak gelir elde etmeniz de mümkün. Raspberry Pi, Arduino modülleri yanı sıra kendin yap projelerinizde kullanabileceğiniz her türlü elektronik ekipman ve modül %50'ye varan indirimlerle sizleri bekliyor. Daha önce kanalımızda paylaştığımız bir proje de yine PCBay üzerinde mevcut. Sepetinize ekleyerek hazır devre kartını sipariş verebilirsiniz. Ayrıca 5 dolarlık bir indirim kuponu linkini sponsorlu videolarımızın açıklama kısmında paylaşıyorum. Linke tıklayarak 5 dolarlık indirim kuponunu da kullanabilirsiniz. Karta mantıklı ve doğru bir yaklaşımda bulunduğunuz zaman arızayı kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Eğer bu şekilde elektronik kart tamir işleriyle uğraşıyorsanız sizler için elektronik tamir kursları hazırladık. Bu kurslarda bu kartlar nasıl çalışır? Arıza tespiti yaparken hangi sırayla hangi komponentler test edilmelidir? Arıza tespiti nasıl sonuca ulaştırılır? Bu konuların detaylarını işliyoruz. Eğer elektroniğe merakınız varsa veya bu işten ekmek yiyorsanız kesinlikle kurslarımızı sizlere tavsiye ederim. Şu an makinede enerji yok. Öncelikle burada IGBT'leri ölçeceğim fakat kondansatörlerin üzerinde voltaj bulunmadığından emin olmak istiyorum. Aksi halde ölçü aletiniz zarar görebilir. Kondansatörlerin üzerine baktığım zaman herhangi bir gerilim değeri okumuyorum. Yine her ihtimale karşı şu şekilde bir cımbızladı. Kısa devre ettim. Tamamen kondansatörlerim üzerindeki voltajı boşalttım. Ardından ilk kontrol etmek istedim. Burada 2 adet IGBT'miz var. Bunların drain source bacakları aralarını kontrol edelim. Buralarda eğer bir kısa devre varsa cihazımız çalışmayacaktır. Şu an voltaj ölçüm kademesinde. Diyot değerine bakacağız. 418. 419 değerlerini alıyoruz. IGBT'lerimizin drain source aralarında, artık drain source değil IGBT olduğu için kolektör emitter aralarında herhangi bir problem yok.
şekilde hatalar yapabilirim. İsimlendirme hataları yapabilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Bu şekilde ölçüyorum. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Devam edelim burada. Köprü diyotu ölçme gereği duymuyorum. Şurada köprü diyotun bacakları var. Hani mesela köprü diyotu neden ölçme gereği duymuyorum? Hemen burada voltajım çıktı. Kondansatörlerim sağlıklı bir şekilde şarj oluyor. O yüzden ölçme gereği duymuyorum arkadaşlar. Pratik ölçüm yapmanız her zaman faydanız olacaktır. 368. Burada diğer diyotumuz da buraya paralel bağlıdır arkadaşlar. 368 değerini alıyoruz. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Anahtarlama ve doğrultma devrelerinin kontrolünü tamamladık. Şimdi buralarda herhangi bir arıza göremediğimiz için sürücü katına yöneleceğiz. Hani bu karttan örnek vermek gerekirse sürücü katındaki bir arıza ilk olarak nerede aramamız gerekir? Buradaki gate driver trafomuzda arkadaşlar. Bu trafo arkada yer alan IGBT'leri izole bir şekilde sürmede kullanılan bir trafo. Doğrudan bunun şöyle göstermek istiyorum. Şurada iki bacağı var arkadaşlar. Bu sürücü katından gelen iki yol buradan trafomuza giriş yapmış. Bu bacaklar bu trafoyu sürüyor ve bu trafo dolaylı olarak manyetik etkiyle IGBT'lerimizin gate source arasında bir voltaj oluşturarak bunların da sürülmelerini sağlıyor. Örnek vermek gerekirse dediğim gibi hani sürücü katındaki bir arızayı aramaya nereden başlanır? Buradaki gate driver trafosunun primer girişinden öncelikle karta enerji verip burada trafomuzun girişinde bir sürülme sinyali var mı yok mu? Frekans okuması yapıyor mu? Multimetremiz buna bakmamız lazım. Karta enerji verdim. Buralara kesinlikle dokunmayın arkadaşlar. IGBT'lerin kolektör emitterleri arasında çok yüksek voltaj bulunur. Eğer yeterli tecrübeniz yoksa da hiçbir şekilde bu kartları tamir etmeye çalışmayın. Buradan ölçtüğüm zaman sıfır değerini görmeyi bekliyorum. Ve sıfır değerini okudum. Herhangi bir sürülme sinyali yok. Zaten sürülme sinyali olsaydı burada kilohertz seviyelerinde bir frekans görmemiz gerekirdi. Bu da gate driver trafomuzun sürülmedi anlamına geliyor. Hemen sürücü katına yönelelim. Sürücü kartımız üzerinde gate driver trafosunu sürmek için 2 adet dual MOSFET kullanılmış. Bunlardan biri N kanal, biri P kanal olması gerekiyor. Hemen bunların sağlamlık kontrolünü yapalım. Öncelikle N kanal MOSFET'leri ölçmek istiyorum. 475. Diğerinde de 475 değerini aldık. N kanallar sağlam. P kanalları ölçelim. Probların yerlerini değiştirdim. Kartın üzerinde bir yalıtım malzemesi var. 501. Ölçmekte zorlanıyorum. Yalıtım malzemesi ölçmekte epey zorlandırıyor. 502 değerini aldık. P kanal MOSFET'lerimiz de sağlam. Geriye artık sürücü entegre kalıyor. Sürücü entegreden gerekli sinyal bu dual MOSFET'lerin gate'ine ulaşmadığı için büyük ihtimalle gate driver trafomuz sürülmemekte. Sürücü entegremiz SG serisi bir inverter kontrol entegresi. Bu işlerle sürekli uğraştığım için elimde bolca bulunan bir entegre. Hemen ölçüm vesaire yapmadan doğrudan yenisiyle değiştirmek istiyorum. Sıcak hava akış hızımı biraz yükseltelim. 250'de kalmış. Şu şekilde 330 derece sökmek için yeterli olacaktır. Bu entegreyi yerinden kaldıralım ve yerine yenisini koyalım. Bu entegrenin arızasını ölçerek de bulabilirsiniz arkadaşlar. Osiloskopla baktığınız zaman muhtemelen sinyal çıkmayacaktır. Fakat elimde olduğu için ölçüp biçmekle uğraşmak istemiyorum. Doğrudan değişimini yapacağım. Yeni entegreyi koymadan önce yerini güzelce bir temizleyelim. Bacaklarımda bir miktar lehim bıraktım. Temizlemizi yapıp yeni bir plak sürelim. Entegrenin yatağını temizledim. Tekrardan yatağına bir miktar plak sürüp parçayı yerine güzelce lehimleyelim. Hava akış hızımı düşüreceğim arkadaşlar. Sıcaklığını 360 seviyesine çıkarttım. Yavaş bir şekilde parçayı yerine lehimleyeceğim. Lehimlerim yerine tutundu. Şimdi hava akış hızımı biraz arttırıyorum. Çipimizi yerine lehimledik. Temizliğimizi yapalım ve ardından bir deneme yapalım. Gate driver trafosunun girişine sürülme sinyalinin ulaşması gerekiyor.
Bacakları da hızlıca bir kontrol edelim. Temassızlık yapan bacak var mı yok mu? Çok fazla da ince olmadığı için bacakların lehimlendiğini görebiliyorum. Fakat yine fiziksel olarak da kontrolünü sağladım. Herhangi bir problem yok. Şimdi tekrardan makineye enerji verip gate driver trafosunun girişini ölçelim. Makineye enerji verdim. Ölçü aletim frekans konumunda. Gate driver trafomuzun giriş bacaklarından frekans okuması yapıyorum ve şu an 46,65 kHz'lik bir frekans okuması alıyorum arkadaşlar. Bu da gate driver trafomuzun sağlıklı bir şekilde sürüldüğünün göstergesi. Hemen çıkış voltajını kontrol edelim. Çıkışta voltaj okumamız gerekiyor. DC voltaj kademesinde ölçtüğüm zaman 0,8 voltluk bir gerilim görüyorum. Halen makinamız çıkış vermiyor arkadaşlar. Fakat sürülme işini hallettik. En azından gate driver trafomuz sürülüyor. Şimdi sekonder tarafa bakalım. Yüksek voltajın olduğu tarafa. Şöyle makinenin enerjisini kesip çevirmek istiyorum. Makinayı çevirdim. Tekrardan enerji veriyorum. Ampulüm yandı, söndü. Burada artık IGBT'lerin gate source arası bacaklarını ölçmemiz gerekiyor. Buraları sinyalin ulaştığından emin olmamız lazım. İlk IGBT'yi ölçelim. Ölçü aleti frekans konumunda. Ölçtüğüm zaman 51 kHz'lik bir frekans okuması buradaki IGBT'ye ulaşıyor arkadaşlar. Bu da bu parçanın sürüldüğü anlamına geliyor. Diğerini kontrol edelim. Gate source arasına ya da artık gate emitter arasına IGBT olduğu için baktığım zaman sıfır değerini gördüm. Burada IGBT'miz hiçbir şekilde sürülmüyor arkadaşlar. Makinamın enerjisini kapattım. Bir tanesi sürülüyor, diğeri sürülmüyor arkadaşlar. Diğeri sürülmediği zaman çıkıştan herhangi bir voltaj alamazsınız. Burada şunu düşünebilirsiniz. Abi bu tek anahtar anahtarlama yaptığı için çıkışta voltajın yarısını vesaire görebilir miyiz? Göremezsiniz arkadaşlar. Çünkü burada gördüğünüz şu kahverengi kutupsuz kondansatörlere biz kuplaj kondansatörü diyoruz. Bunlar tek bir anahtar tarafından belli bir yönde dolduruluyor. Diğer anahtarım açılmadığı için de deşarj olamıyor. Deşarj olamadığı için de herhangi bir AC voltaj karşımıza çıkmadığı için bunu geçiremiyor. Çıkışta da yine aynı şekilde trafomuzun çıkışında herhangi bir voltaj alamıyoruz. Mutlaka bu diğer IGBT'nin de anahtarlanması gerekiyor ki biz çıkıştan voltaj görebilelim. Aa, bu neden anahtarlama yapmaz? Tam şu kısımda bizim gate driver komponentlerimizi görüyoruz arkadaşlar. Trafonun üretmiş olduğu sinyal doğrudan bu entegre tarafından, IGBT tarafından kullanılamaz. Burada bir takım direnç, diyot, kondansatörlerle buradaki sinyalin düzenlenmesi gerekir. Hemen buradaki komponentlerin ölçümünü yapalım. Arızalı olan taraf burası. Öncelikle bir diyotumuzu ölçerek başlayalım. Diyotumuz değer verdi. Burada zannedersem bir onarım işlemi de yapılmış arkadaşlar. Tam temas etmiyor. 185 değerini verdi. Herhangi bir problem yok. Dirençlerimizi kontrol edelim. Ohmaj kademesinde. Burada 20 ohmluk direncimiz var. Bunların değerleri de hemen altında kart üzerine yazılmış. Tamirci dostu bir kart. Ölçüm yaptığım zaman 152-153 kilo ohm gibi bir değer gösteriyor arkadaşlar ki bunun 20 ohm olması gerekir. Zaten bu kadar yüksek bir değerle MOSFET'in gate'i sürülmez. Diğerine de baktığım zaman bunun da 5 ohm olması gerekiyor. Bu da 139,7 kilo ohm gibi bir değer gösteriyor arkadaşlar. Her iki direncimiz de değerlerini kaybetmiş. Hemen devamında şurada bir direncimiz daha var. 10 ohmluk bir değere sahip. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yüksek wattlı olan direncimi de kontrol ettiğim zaman 20 ohmluk bir dirence sahip. Dirençlerimizin değerlerinde herhangi bir problem yok. Bu mavi olanların ikisi de değerlerini arttırarak bozulmuşlar arkadaşlar. Bunların yerine olması gereken değerleri de dirençlerimizi takalım. Şöyle bir bilgi dolanıyor ortalıkta. Abi işte direnç kısa devre olmuş şeklinde. Dirençlerin ben kısa devre olarak bozulduğunu hiç şahit olmadım arkadaşlar. Pompamızı açalım. Dirençler ya direnç değerini arttırarak arızalanır ya da komple yanar, bozulduğunu 5 kilometre öteden belli eder. Dirençlerin bacaklarındaki lehimleri aldım.
Bunları yerlerinden sökeceğiz. Elimde 5 ohmluk direnç kalmamış. O yüzden kendime 5 ohmluk bir direnç yaptım. Yerine yerleştireceğim. Elinizde her zaman uygun komponent bulunmayabilir arkadaşlar. Alternatif yöntemleri mutlaka kullanın. 2 adet 10 ohmluk direnci birbirine paralel bağladığınız zaman 5 ohm değer gösterecektir. Yerine de 20 ohmluk diğer direncimizi takalım. Kartın üzerinde 20 ohm yazıyor fakat taktığımız direnç 22 ohmluk, çok fazla sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar 2 ohmdan. Fakat gördüğünüz gibi öyle kilo ohm seviyelerine çıktıysa bu dirençler işini yapmayacaktır. Dirençleri güzelce yerine de lehimleyelim. Arızayı her zaman ölçerek bulmuyoruz arkadaşlar. Hani ölçerek de bulabilirsiniz fakat bazen de deneyim ve tecrübe sayesinde arızayı tespit edebiliyoruz. Şunun bacağı iyi lehimlenmedi. Evet. Gayet güzel lehimlememizi tamamladık. Hani bazı komponentleri ölçmeye vakit kaybetmeye değmez arkadaşlar. 3-5 liralık parçaları ölçmekle uğraşmayın. Eğer arızalı olduğunu düşünüyorsanız hemen değiştirip sonuca bakarsınız. Çünkü her zaman ölçerek de arızayı tespit etmek mümkün olmuyor. Deneyiminiz varsa kullanın arkadaşlar. Elinizde olan şeyi kullanın. Buralara kötü bir lehim yapılmış. Ağacı bitiler değiştirmiş zannedersem. Bunları hemen bir yenileyelim. Güzel bir şekilde. Şurada az lehimim var. Bunu da buraya ekledim. Gayet güzel lehimlendi. Buralarda lehim yeterli sıcaklığa ulaşmamış arkadaşlar. Düşük güçlü bir makinayla lehimleme yapılmış. Diğer ağacı bitenin bacağında da biraz kötü lehim var. Bunu da bir düzeltmek istiyorum. Buralar çok yüksek akımlar, yüksek voltajlar taşıdığı için soğuk lehim felaket demektir. Ağacı bitilerin bacaklarındaki lehimlerimi de düzelttim. Şurada bir tane lehim topu kalmış. Kameraya çıkartalım. Bu küçük canavarı da buradan alalım. Herhangi bir problem görünmüyor. Temizliğimizi yapıp makineyi toparlayalım. Parça değişimi işlemlerini tamamladık. Şimdi makineyi tekrardan deneyelim. Bu şekilde ön taraftan voltaj ölçümü de yapacağım. Makinemin gücünü açıyorum. Ekranım geldi. Herhangi bir problem gözükmüyor. Çıkış alabilecek miyiz bakalım. 60-70 volt civarı bir gerilim okumamız gerekir. DC voltaj kademesinde ve 63.1 voltluk 62 voltluk gerilim makinamızın çıkışında çıkmaya başladı. Onarımı başarıyla tamamladık. İnce bir bakır tel yardımıyla elektrotlarımızı da bir test etmek istiyorum. Gayet güzel. Çıkışımıza yeterli akım da sağlayabiliyor. Makinenin kaynak testini yaptıktan sonra takipçimize geri göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.